Ama tadı hoş. Tadında kötü afiyet bir olsun. Şey yok. Ama sanırım bir de şöyle bir şey var. Çorba sanki kesilmiş gibi geldi bana. Çorbaya tadı güzel diyorsanız. Hayatınızda güzel. Yoğurtlu çorba. Yani buna yayla siz karar çorbası, veremezsiniz. Ayrıca ben yorum demek yapıyorum şu anda. Enis Bey susar mısınız? Enis Bey susar mısınız? Bitirsin. Ben yorum yapıyorum. Buyurun. Bir şey ben yapıyorum. Tamam siz, ben yorum yapıyorum. Enis Bey susar mısınız? Ben yorum yaparken az evvel neden susacağım hanımefendi? Ben şu an Seda Hanım yaparken, bana söz hakkı vermediniz mi? Yanlış mıyım? Evet. Tamam ben o zaman yani, ben yorum yaparken Seda Hanım bana söz hakkı verdiğinde ben neden sizi müdahale siz bana etmedim. Ettiniz. Sözünüzün bitmesini ettiniz bekledim Enis Bey. Rica ediyorum programı Enis izleyin Bey bir daha. Tabii ki izleyeceğim. Nerede? Tabii ki izleyeceğim. Nerede? Ben herhangi bir yerde müdahale etmedim. Az evvel. Sizin her az evvel zaman sözünüzün bitmesini bekliyorum. Bu sofraya bir saygısızlık olur her şeyden önemlisi. Size mi tamam Enis Bey bekle. Hayır bekle, bana sormak zorunda değilsiniz tabii Yıldızcığım, ki. Yıldızcığım evet çorba. Kaç yaşındasınız? Dediğim gibi çorba kesilmiş. Tadı gayet güzel. Tadında hiçbir şey yok. Pirinçleri pişmiş. Bana biraz yağlı geldi. Ellerinize sağlık. Yıldız Hanım dün aynı çorbayı Enis Bey yapmıştı. Dün eleştiriler çok fazla geldi. Eğer Müzeyyen Hanım çorbayı kestirirse Aslı'nın böyle olduğunu iddia edecektir dedi. Evet dedim. Doğrudur. Ama siz galiba kabul ediyorsunuz. Şöyle izah edeyim. Başka bir marka yoğurt almamın azizliğine uğradım. Benim çorbam gayet lezzetli. Bence lezzetini konuşalım. Şimdi evet, lezzetiyle alakalı bir şey değil. Benim menünüzü ya yorumlarken ki yaptığım yorum evet çorbanın kesilebileceğini düşündüm. Hatta şunu da söyledim Müzeyyen Hanım. Kendisi o kadar çok konuşuyor ki muhakkak çorba kesilecek dedim ve dediğim de oldu. Şimdi siz burada bana laf sokuyorsunuz ve ben buna cevap vermek istiyorum. Buyurun verebilirsiniz. Seda Hanım ben söz hakkımı kullanabilir miyim çorbayla ilgili? Buyur. Ben bu çorbanın bir kere akşam internette tekrar araştırdım. Acaba dedim Müzeyyen Hanım bu yoğurtlu çorba ve yayla çorbası meselesine takıldı. İkisi farklı çorba mı diye. Efendim şöyle yazıyor. Yayla çorbası parantez içerisinde yoğurtlu çorba. Yani eşittir yoğurtlu çorba. Yani fakat çorba. Ben sizin bu çorbanızın içerisinde hiçbir şekilde yoğurt tadı alamadım. Doğru. Ve aşırı şekilde tuzlu. Çok tuzlu. Ben yanılıyor muyum bilmiyorum ama çok tuzlu. Tuz şimdi görecedir. Çok kimine tuzlu. Gelir, bakın çok çorbanızın gelir lezzeti ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çünkü neden? Tereyağını ben çok severim. Sadece tereyağı çok severim. Tereyağını çok severim. Tereyağı çok baskındı içerisinde. Yalnız bu yağ tereyağı çok, değil. Çok tereyağı. Ben yedim. Bakın siz dün benim tabağımı böyle yittiniz. Ben çorbanızı gerçekten beğenmedim. Bu bana kendim yapmış olsam kendi siz evimde. Siz de içerseniz ben de alırım. Bunu hemen sulandırırım. Tuzunu azaltırım, o şekilde o zaman içerim. O zaman da çok İnsan sıvı olur. Arkadaşının hatırı için, misafirinin hatırı siz için. Siz arkadaş değilsiniz, ev sahibi. Hayır, hayır, ama neticede hayır. Seda Hanım misafiriz. Yarışıyorsunuz siz. İnsan hatırı için bu çok. Siz arkadaş da değilsiniz, misafir de değilsiniz. Seda Hanım şu doğru bir hareket miydi? Bu şekilde tabağa itmesi. Şunu önümden alın. Enis Bey açıklamamı müsaade eder misiniz? Buyurun tabii ki edeceğim. Ağzımdan peçeteyle yiyemediğim şeyi alıp tabağıma koydum. Siz bunu kaçırdığınız bunu için. Bir dakika arkadaşlar şahit misiniz? Bunu önümden ama alın. Ama ben anlatayım. Siz gene söyleyin. Buyurun alın. Ben bunu ağzımdan aldığım için şu peçete şurada duruyor. Yani çok çok özür dileyerek söylüyorum. Bu kabir bir davranış gibi olabilir. Ama bunu buradan alınmasını istediğim için. Alın bunu yemeyeceğim falan şeklinde bir şey değildi bu. Herkes öyle gördü. Ama şöyle de yapabiliriz. Hepimiz öyle gördük. Tabağımı ben değiştirebilir burada misiniz diyebilirdiniz ama siz alın dediniz. Aynen ben yani bunu yemeyeceğim. Bu yanlış hareket. Şunu tamam siz de ittirebilirsiniz. Ben niye ittireyim? Bak bir tane bırakmadım hepsini yedim. Demek ki güzel bak, olmuş. Güzel olmuşla alakası yok. Burada bir emek var. Eğer ben bunu beğenmesem de insan hatır için, gönül için. Hepimiz yarışmacıyız. Hatır gönül işi yok. Arkadaş değilsiniz siz. Hatır gönül ne hatırı gönül? Ama Seda Hanım, siz yarışıyorsunuz. Hayır. Yarışıyorsunuz o ayrı. Emek için yedim teşekkürler diyebilirsin. Uzatmayın lafı. Dün bir de bana dediniz ki Müzeyyen Hanım bu çorbadaki marifet önemli olan kestirmemişsiniz. Kestirmediğiniz için. Kesilmiş. Sizinki ben sizi kesilmiş. Kutladım. Evet benimki kesilmiş ama benim çorbam gerçekten ama lezzetli. Ama nasıl ya kesilmiş lezzetli yoğurtlu çorbaya Allah aşkına. En azından çorba kesilmiş kıvamında. Kesilmiş yoğurtlu çorba kıvamında diyorsunuz ama bir asla yorumlarda söylediğime geliyoruz. Bu çorbayı kestirecek ve kestirdiğinin çorbanın doğal halinin bu olduğunu bize kabul ettirmeye çalışacak diye belirttiğim röportajlarda göreceksiniz. Hanımefendisinin alakalı olumlu bir şey söyleyeyim. Ona bile müsaade siz etmiyorsunuz. Avukatı mısınız? Avukatı değilim. Aynı masadayız. Aynı masadayız. Yok sizde böyle bir aura var. Oldu. Kimi yanınızda otursanız onunla hakikaten. Dün sizin masanızda yine yan yanaydık ama o zaman da Müzeyyen Hanım'a dediniz. Ben yemeğinizi organizm yiyeyim. Size mi soracağım yemek yerken? Siz her bana şeyi sormayacaksınız. Pardon. Size mi soracağım? Arkadaşlar.
Ama Sedam yani gerçekten tamam, müdahale etmeden duramıyorum. Tartışın fakat aynı anda konuşuyorsunuz.